Uzun süren bir gazetecilik serüvenim var. Yaşımı da dikkate alırsanız. Ama ben doğrusu basının bu kadar ince ince içten bölmeyi beceren, basına bu kadar ağır baskılar yapan bir iktidarla hiç karşılaşmadım. Hayatının yaklaşık 40 yılında gazetecilik yapan, Türkiye'nin dalgalı siyasi hayatına şahitlik eden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, basın özgürlüğünü işte bu sözlerle dile getirdi. Darbe dönemleri dahil olmak üzere bu kadar baskı görülmedi dedi. Bazı arkadaşlarımız yine baskılar nedeniyle gelmek istedikleri halde bugün aramızda olamadılar. İktidar baskısının bir sonucu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Çağdaş Gazeteciler Derneği basın ve özgür toplum için dayanışma başlığıyla toplantı düzenledi. O toplantıda medyanın özgürlüğü tartışıldı ama 110 medya kurumunun davet edildiği etkinliğe katılım 21 kurumla sınırlı kaldı. Biz bugünkü toplantıya bütün basını çağırdık. Yani işte şu iktidara yakındır, bu değildir diye düşünmedik. Gelenlere de teşekkür ediyoruz. Gelmek isteyip de gelemeyenlere de teşekkür ediyoruz. Toplantıya Aydınlık Gazetesi'nden Evrensel'e, Yeni Asya'dan Bugün Millet Gazetesi'ne, Zaman Gazetesi'ne kadar birçok kurum katıldı. Sendikalar ve gazeteci dernekleri de oradaydı. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, günümüzde artık gazetecinin kendi mesleğini değil, iktidarı savunur hale geldiğini söyledi. Bunlar tabii ki baltanın sapı bizden hikayesi. Gazetecileri savunmuyorlar. Meslektaşlarını savunmuyorlar. Evrensel basın ülkelerini savunmuyorlar. İktidarı savunuyorlar. Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros, tehlikeli bir öfke birikiyor dedi ve uyardı. Dün Levent'ten Sarıyer'e doğru giderken yolun sol tarafını kesti bir grup yürüyordu. Ve arabalar bütün koronalarıyla o gruba destek verdiler. Ciddi bir öfke birikiyor, ciddi bir gerilim birikiyor. Basın özgürlüğünü tartışıyoruz ama ülkede hürriyetle alakalı, ülkede huzurla alakalı, vatandaşın refahı, can güvenliğiyle alakalı ciddi bir süreçten geçiyoruz. Çok affedersiniz, etrafımda yığınla insan kendisine haritadan ülke bakıyor. Bu ülkede çocuklarını yetiştireceği sağlıklı bir zeminin kalmadığını düşünüyor. Ama bütün bunlara rağmen, evet, basın hürriyeti, halkın haber alma hakkı, bizim bunu bütün bu olumsuz koşullara, negatif gelişmelere rağmen ayakta tutmamız, sağlamamız gerekiyor. Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, gazetecilere her geçen gün daha fazla dava açıldığına dikkat çekti. Biz bagajlarla uğraşırken araba kalmayacak dedi. Herkesin bagajında bir şeyler var. O bagaj ama diye başlıyor, fakat diye başlıyor, ancak diye başlıyor. Biz bagajlarımızı konuşurken arabamızın, içinde bulunduğumuz arabanın lastikleri söküldü. Şu an motoru sökülüyor. Bir şiddet bültenine dönüşme.